Gerçeğin Sesi. hakikathaber.net. Elhamdülillah, sümme elhamdülillah. Elhamdülillahillezî en'amenâ ve sekânâ ve ce'alenâ minel müslimîn. Nimet-i celîlullah, bereket-i halîlullah, şifa senden ya Resûlallah. Yiyenlere afiyet, pişirenlere kuvvet, dünyada kalanlara sağlık ve selamet, ölmüşlerimize rahmet, Allahümme zid ve la tenguz bi hürmetil Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizi hak davaya hizmetkar kılan alemlerin Rabbine, güç ve kudret sahibi Allah'a hamd, onun kulu ve resulü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Muhterem İl Yönetim Kurulu üyemiz, eskimeyen başkanımız, ilçe icra kurulu, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, mahallemizin cefakar ve çalışkan teşkilat mensupları, saygıdeğer basın mensupları ve değerli misafirlerimiz. Programımıza hepiniz hoş geldiniz. Hak dava diye başladığımız sözümüzde hak hiçbir zaman değişmeyen mutlak doğrudur. Bu mutlak doğruda mücadele eden nice erler geldi geçti. Bugün de İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Adem Aydın Başkanımızdan bu bayrağı devralıyoruz. Adem Başkanımızdan Allah razı olsun. Biz onun görevini hakkıyla yaptığına şahidiz. Şimdi sıra bizde. Bizim en büyük korkumuz bu davada azize düşmektir. Bizim kazancımız bu yolda olmak, zaferimiz bu yolda ölmektir. Alemlerin Rabbi Allah'a sonsuz şükürler olsun. Zenci bir köle olan Bilal'i İslam'la şereflendirip Kabe'nin üstünde ezan okuttuğu gibi Sultan Gazi gibi büyük önemli bir ilçede bizi Gençlik Kolları Başkanlığı ile şereflendirdi. Kardeşlerim, bilindiği üzere bir gençlik kolları temsilen toplanmış bulunmaktayız. Ümmetin gençleri temsilcisi olarak bir araya gelmenin bereketiyle gayret etmeye çalışıyoruz. Peki neyin gayreti, neyin çalışması diye soracak olursanız, tarihe dönüp baktığımızda bizim için en iyi cevap olacak tarihe dönüp baktığımızda neyi görüyoruz diye soracak olursanız, ilk olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabının mücadelesini görüyoruz. İslam'ın ilk yayılmaya başladığı yıllarda Efendimiz etrafında pervane olan ve bu dünyaya niye geldiğini anlayan yiğit adamların yaşı henüz 15 idi. Yaşı küçük ama yürekleri büyük bu adamlar kainatın efendisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komutanlık etmiş, hocalık etmiş, önderleri olmuş ve gençleri birer yıldız olarak bu dünyaya sunmuştur. Birçok hadisinde gençliğe değer verilmesi gerektiğini vurgulayan Efendimiz, davasını anlamak için önce genç olmak lazım. Genç diye vurguladığımız kelime biyolojik bir kemik yaşı tespiti değildir. Yüreği her daim heyecan ile dolu, imkansızlıkları imkanlı gören, kalbi Allah'a dönük insan gençtir. Zamana ve mekana aldırış etmeden, her koşulda zaman ve mekan bana emanettir diyen insan, insandır genç. İnanç ve idealleri uğruna yeri geldiğinde son parası ile çay ısmarlayan, yeri geldiğinde sadece bir tebessümü ile kalpleri fetheden insandır genç. Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde size hayırlı gençleri tavsiye ederim. Çünkü onların kalbi daha incedir. Allah beni doğrulukla ve müsamahayla gönderdi. Bana gençler yanaştı. İhtiyarlar muhalefet etti buyurdu. Şu ayeti kerime mehalde zaman uzadı da kalpler katılaştı, onların çoğu fasıklardır buyurdu. Kardeşlerim, İslam'ın ilk yıllarında erkekler içinde ilk Müslüman olma şerefine erişen Hazreti Ali radıyallahu anh henüz 10 yaşındaydı. Bir gün sahabeler içinde Resulullah hicrete ve savaşa maruz kaldığında kendisini kimin koruyacağını sormuştu.
Hazreti Ali ben korurum diye haykırdığında henüz 12 yaşındaydı. 15 yaşında Müslüman olan Zübeyr bin Avvam, her peygamberin bir havarisi yardımcısı vardır. Benim de havarim Zübeyir'dir müjdesine nail olan bir genç olarak bütün hayatını İslam'a hizmet yolunda geçirmişti. Yine onunla genç yaşta İslam'la şereflenen Talha bin Ubeydullah için Peygamber Efendimiz Talha ve Zübeyir cennette benim komşularımdır buyurmuştur. Yine tarihe bakacak olursak, kainatın efendisinin müjdesine nail olan İstanbul'u fetheden, bir çağı açıp bir çağı kapatan büyük komutanın yaşı 21'di ve Fatih Sultan Mehmet Han'dı. Tüm bu konuşmamı toparlayacak olursak, yeryüzü var olduğundan bu yana hak ve batıl mücadelesi olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bize düşen bu hak, bu yolda haktan mı yoksa batıldan mı yana tavır alacağız, onu belirlememizdir. Kardeşlerim, yaşadığımız 21. yüzyılda yani kılıç devri biteli asırlar oldu. Dün kılıçta olan güç bugün kalemdedir. Dün iyi bir at binmenin karşılığı bugün bindiğimiz arabalar oldu. Dün mektuplar ile haber vermeye çalıştığımız sistemin adı bugün telefon oldu, internet oldu. İlim Müslümanın yetik malıdır diyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilmin kıymetini iliklerimize kadar nakşetmiştir. Çocuklarınızı yaşadığınız çağa göre yetiştirin diyen ilim deryası Hazreti Ali dün dediğimiz zamanda bugünü görebilmiş. Biz fetih nesli olarak çok okumak, tarihimize ve değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Buraya kadar olan kısımda kalemin ve ilmin günümüze olan karşılığını analiz ettik. Peki asırlar önce atalarımız İslam'ı yaymak yani cihat yapmak için at sırtında haftalarca, bazen aylarca verdiği mücadelenin karşılığı nedir? Fatih'in surların kapısına kadar getirip, ya ben İstanbul'u alırım, ya o beni deyip atını denize süren aksiyonun adı nedir? Derseniz onun bugünkü karşılığı milli görüştür. Ve onun tek temsilcisi Saadet Partisi'dir. Tüm olumsuzluklara, kışkırtmalara ve tehditlere rağmen bir milletin ufkunu açan, İslam Birliği'nin sloganını kalplere nakşeden, Mücahit Necmettin Erbakan'ın mücadelesinin adıdır. Bizim derdimiz bir gencimizi kurtarmaktır. Bizim derdimiz 21 yaşında çağ açan komutan layık gençler keşfetmektir. Bizim derdimiz okul sıralarında sınav robotu haline getirilmek istenen gençliğimizi kurtarmaktır. Hangi topluluğun, hangi derneğin ya da hangi partinin ne yaptığına değil, biz neler yapabiliyoruz anlayışıyla hareket etmek için buradayız. 45 yıllık bir teşkilatın gençlik kolları olarak yeniden Bismillah demek için bir araya geldik. Allah hayırlı etsin. Bizden önce eskimeyen başkanımız Adem Aydın, başkanımıza yaptığı ve beraber yaptığımız tüm çalışmalar bizler şahidiz. Allah ondan razı olsun. Adem başkanımızdan aldığımız sancağı daha iyi yerlere taşımak, Adem Başkan'dan aldığım sancağı daha ileri taşımak ve için tüm gücümüzle beraber çalışacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Rabbim inşallah toplantımızı hayırlıklara vesile eyler. Allah başkanımızdan razı olsun. Yeni il yönetim kurulu üyemiz, eski ilçe başkanımız Adem Aydın'a konuşmalarını yapmak üzere söz veriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd, Resulüne salatu selam olsun. Rabbim inşallah burada icra etmiş olduğumuz toplantının aynısını Mescid-i Aksa'da inşallah bizlere nasip eylesin inşallah. Uzaktan yakından buraya gelen cefakar, sebatkar, vefakar tüm kardeşlerimize selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Günümüz mübarek olsun inşallah. Bugün burada bir tanıtma programı yapıyoruz. Daha önce beraber birçok çalışmaları yaptık. Bundan sonra da kardeşimiz Adem Sevinçhan kardeşimizle beraber Sultan Gazi'mizde en güzel çalışmaları yapacağız. Ve bu vesileyle Adem Başkanımızı ve bir manada da mahalle gençlik kollarımızdaki kardeşlerimizi bir araya getirmek için böyle bir toplantı tertip edildi. Bu salonu bize hazırlayan kardeşlerimizden razı olsun. Mekan sahibi Şükrü abimizden Allah razı olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, ülke olarak, dünya olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz.
Yani dünyanın şu an içinde bulunmuş olduğu durumu anlatmaya zaten vaktimiz yok. Her gün bir yerde kaosun, her gün bir yerde bir gözyaşının, her gün bir yerde bir kanın aktığına televizyonlardan, telefonlardan şahit olabiliyoruz. Teknoloji o kadar ilerledi ki en basit ölümleri dahi elimizdeki cep telefonundan canlı bir şekilde izleyebiliyoruz. Onun için içinde bulunduğumuz bu dönemi düzeltecek, bu döneme yön verecek, bu dönemi değiştirecek bir kadroya ihtiyaç var. Yaşadığımız çağda yaşanan olaylar sadece günümüze etkilemiyor, aynı zamanda yaşanan olaylar geleceğimizi etkileyecek. Gelecek gençlik demek. Yani şu anki gençlik gelecekte şu an zor durumda olan insanların durumunda olabilir. Onun için mutlaka yeniden ayağa kalkmak, yeniden dirilmek, yeniden tarihe yön vermek üzere bir araya geliyoruz. Her toplantıda bir araya geldiğimiz zaman davamızdan bahsediyoruz. Şeytan nasıl bizlere her gün çeşitli vesilelerle bir vesvese verip bize hak yoldan değiştirmek için değişikli entrikalar düzenliyorsa, bizler de hak davanın temsilcileri olarak her gün birbirimize hakkın bizlere göstermiş olduğu şeyleri anlatmak mecburiyetindeyiz. Çünkü biz hakla meşgul olmadığımız zaman şeytan kalbimize ihtilal yapacak, kalbimize darbe yapacak, kalbimizi yönetecek, aklımızı yönlendirecektir. Onun için mutlaka ve mutlaka her zaman ve her yerde hak davanın temsilcileri olarak meşgul olduğumuz işleri yanımızdaki ve çevremizdeki insanlara anlatmak mecburiyetindeyiz. Öyle bir teşkilatın, öyle bir davanın mensubuyuz ki içinde yaşadığımız dönemin en güzel tespitlerini yapıp, en güzel eleştirilerini yapıp, en güzel uygulamalarını ortaya koyan bir teşkilatın mensubuyuz. Demin Adem Başkanımızın bahsettiği gibi 45 yıllık bir teşkilatın mensubuyuz. Yaklaşık 20 yıldır iktidarda değiliz, 15 yıldır mecliste değiliz. Ancak kadrolarımızla en güçlü bir şekilde varız, en güçlü bir şekilde kendi varlığımızı hissettiriyoruz, en güçlü bir şekilde gençlik teşkilatlı olarak birçok çalışmaları yapıyoruz. Rabbim inşallah bu çalışmayı yapan bütün kardeşlerinizden razı olsun. Bundan sonra da bu teşkilatlar, bu çalışmalar iktidarda da olsak, koalisyonda da olsak, mecliste de olsak veya hiçbir şekilde böyle iktidarda da olmasak, koalisyonda da olmasak, mecliste de olmasak aynı şekilde çalışmalarını devam ettirecek, varlığını her ortamda hissettirecek çalışmalar yapacak şekilde inşallah en güzel çalışmaları yapacağız. Ülkemizde 30 yaş altı yaklaşık 16,5, 17 milyon insan var. Yani 16,5, 17 milyon gence sahibiz ülke olarak. Birçok Avrupa ülkesinde, birçok dünya ülkesinde nüfusu 10 milyon olan, 5 milyon olan insan toplulukları var. Yani potansiyeli genç olarak güçlü bir ülkeyiz. Ancak gençliğimize baktığımız zaman her 4 gençten biri işsiz. Yani sahip olduğu mesleği icra edemiyor. Her 4 gençten biri alkol kullanıyor. Her 3 gençten biri içki kullanıyor. Her 2 gençten biri evlilik öncesi zinayı, evlilik öncesi ilişkiyi meşru görüyor. Yani gençliğimiz ahlak ve maneviyattan uzak yetişiyor. Gençliğimiz tarihteki gençliğin olduğu yerde değil. Demin kardeşimiz çok güzel örnekler verdi. Hazreti Ali, Peygamber Efendimizin ilk korumalığını yaptığı zaman 12 yaşındaydı. Usame bin Zeyd, İslam orduları Genelkurmay Başkanlığı yaptığı zaman 17 yaşındaydı. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul fethettiği zaman 21 yaşındaydı. Roman Diyojen'e karşı, değil mi, Alparslan'ın ordusu 50 bin kişiyken Roman Diyojen'in ordusu 250 bin kişiydi. Roman Diyojen'e çok güzel bir şekilde yanındaki gençleri gördüğü zaman seslenmişti. Sizin şaraba susamış askerleriniz olduğu gibi bizim de şehadete susamış askerlerimiz var dedi. Yanındaki gençlerden o enerjiyi aldı. Tarihteki birçok komutan zaferleri çevresindeki gençlerin potansiyel gücünden beslenerek gerçekleştirdi. Yani şu an kendimize bakıyoruz veya dışarıdaki insanların bize yapmış olduğu eleştirilere bakıyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Bize diyorlar ki sizin etiniz ne, butunuz ne? Siz kaç kişisiniz? Aranız ne kadar? Yapabileceğiniz etki ne kadar diyorlar. Biz de diyoruz ki tarihteki bütün zaferlere bakın. Tarihteki bütün savaşlara bakın. Yapılan bütün zaferleri kazanmış olan İslam komutanlarının yanındaki bulunan gençler hiçbiri parasal yönde güçlü değildi. Fiziken de belki güçlü değildi. Değil mi? Bedir Savaşı'nın, Uhud Savaşı'nı hatırlayın. Uhud'a gidecek iki tane gencin kilosu ve yaşı uygun olmadığı için Peygamber Efendimiz güreştiriyor. Güreş sonucu ikisinden bir tanesi galip geliyor. Ama Peygamber Efendimiz gözlerindeki o enerjiyi gördüğü için ikisini de savaşa davet ediyordu. Onun için tarihteki bütün savaşlara baktığımız zaman İslam orduları parasal güçle değil, ekonomik güçle değil, insan toplumunun çoğunluğuyla değil, kalplerindeki imanla savaşları kazandı. Bugün de inşallah Saadet Partisi'nin gençlik kolları olarak, Milli Görüş davasının yılmaz erleri olarak da en güzel zaferleri, en güzel çalışmaları kalbimizdeki derin imanla gerçekleştireceğiz. Yani bizlere bir yerlerden gaz gelmeyecek, bir yerlerden bir enerji depolanmayacak. Biz
Bu çalışmaları kalbimizdeki enerjiyle yapacağız. Hani bir tanesi diyor ya, bu güç ve kudret sizin damarlarınızdaki asıl kanla mevcut. Bizim güç ve kudret, güç ve kuvvetimiz damarlarımızdaki necis kanda değil, kalbimizdeki derin imanda mevcut. O derin iman inşallah hepimizin kalbinde var. Bu Saadet Partimizin kadrolarında bulunan bütün gençler niçin çalışma yaptıklarının farkında. Saadet Partisi'ne mensup olan bir kardeşimiz, yeni bir dünya ideali olan insanlardır. Yaşadığımız kaos ortamını görüyorsunuz. Demin gençliğin içinde bulunduğu durumu da anlattık. Her dört gençten biri işsiz. Üç taneden biri sigara içiyor, alkol içiyor. İki taneden birisi zinayı meşru görüyor. Böyle bir ortamdayken bu işleri düzeltecek olan kadrolar Avrupa Birliği müktebasatına uygun olarak bu çalışmaları gerçekleştiremez, düzeltemez. Amerika ile işbirliği yaparak bu işleri gerçekleştiremez. Faizci kapitalist sisteme enjekte olarak bu işleri gerçekleştiremez. Eğitimde karma sistemi, ahlak ve maneviyattan uzak bir sistemde bu işleri gerçekleştiremez. Bu işleri gerçekleştirecek kadroların inancı sağlam olması lazım. Kimyasının hak olması lazım. İdealinin milli olması, ahlak ve maneviyat olması, görüşünün milli olması, partisinin de Saadet Partisi olması lazım. Kardeşlerim, adil düzen Türkiye'de Saadet Partisi geldiği zaman gerçekleşecek. Saadet Partisi Türkiye'de iktidara gelmediği zaman, kadroları mecliste varlığını hissettirmediği zaman Türkiye'de adil düzen kurulmayacak. Bugün mevcut olan siyasi partilerin tamamına bakıyoruz. Hepsi Amerika'ya gidip çeşitli görüşmeler yapıyor. En muhafazakar partiler, en laik partiler, en böyle farklı partiler, farklı ideolojiye sahip olan partilerin yönü hep Amerika, hep Avrupa. Çözümü hep orada arıyorlar. Ama bizler ne diyoruz? Mecliste Cennet Mekan Necmettin Erbakan hocamız ne diyordu? Bana ne Amerika'dan, bana ne Amerika'dan. Biz milliyiz. Milli olmak dıştaki dışa bağımlılığı gerçekleştirmiyor. Onun için burada bulunan her kardeşimiz, Saadet Partisi'ne mensup olan her kardeşimiz, Türkiye'nin yaşanabilir olsun diye mücadelesini veriyor. Yeniden büyük Türkiye kurulsun diye mücadele veriyor. Ve şu anki ırkçı emperyalistlerin yönetmiş olduğu dünyadan kurtulup yeni bir dünyayı kurmak için çalışma yapıyor. Yani burada bulunan her kardeşimiz yeni bir dünya aşkıyla yanıyor. İçinde bulunduğu dünyanın zulüm sistemiyle yönetildiğinin farkında. Irkçı emperyalistler Filistin'de silahla insanları katlediyor. Irak'ta silahla insanları katlediyor. Ne bileyim Suriye'de silahla insanları katlediyor. Ülkemizde algılayamadığımız silahlarla, televizyonla, telefonla, internetle gençlerimizi ne yapıyor? Helak ediyor. Biz bunların farkındayız. Bunları gördüğümüz zaman gözümüzden yaş akıyor. İçimiz cayır cayır yanıyor. Yanıyoruz, etrafımızı da yakacağız. Bu yakma kardeşlerimizi diriltmeyle gerçekleşecek. Onun için burada bulunan her kardeşimizin yeni bir dünya ideali olduğunu bildiğimiz için bu yeni bir dünyayı mahallemizde, sokağımızda ve Sultan Gazi'mizde kurmakla yükümlü olduğumuz için bugün bir araya geldik ve Sultan Gazi'mizde 15 mahallemizde 7+7 14 kişilik yönetimlerimizle beraber toplamda 210 kişiyle Sultan Gazi'nin altını üstüne getirecek, evliyasından da eşkıyasından da sorumlu olduğumuz Sultan Gazi ihya edecek yeni bir dünyayı inşallah Sultan Gazi'den kurmaya başlayacağız. Bu kadrolar Sultan Gazi'de bu çalışmayı yapacak yeterliliğe sahip. Kazandığımız gibi ardından İstanbul, Anadolu'da birçok belediyeleri kazandığımız ve ardından 97 seçimlerinde, 96 seçimlerinde iktidara gelip D8'leri, yeni bir dünyayı, İstanbul'u kurduğumuz gibi Sultan Gazi'de ilk adımı atıp, Sultan Gazi'de ilk belediye seçimlerini kazanıp, Sultan Gazi'nin en yüksek burçlarına saadet bayrağını dizip, dikip, inşallah yerelde belediyeleri kazanıp, Anadolu'ya bir heyecan, bir enerji dalgası yayıp, ardından ilk seçimlerde iktidara gelerek, insanlığın içinde bulmuş olduğu bu kan, gözyaşı, ızdıraptan kurtarıp yeni bir dünyayı kuracağız. Birçok toplantılarda bir araya geldiğimiz zaman kardeşlerimiz diyor ki, reis çok aşkla, çok heyecanla konuşuyorsun, çok gaza getiriyorsun diyorlar. Biz de diyoruz ki biz Peygamber Efendimiz'in ümmetiyiz değil mi? Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiş, yüzsüz hürmetine kainat yaratılmış ve böyle bir peygambere biz ümmet olarak yaratılmışız. Türkiye'de dünyaya gelmişiz. Anamız Müslüman, babamız Müslüman. 1-0 önde maça başlamışız. Akbatın mücadelesi içerisinde bir de Milli Görüş Teşkilatlarına mensup olmuşuz. 2-0 oldu. Çok güzel bir çalışmaları yapıyoruz. Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderildi. Rahmet. Yani bütün yaratılmışlara ne yapacak? Rahmet edecek. Onların iyiliği, onların güzelliği için çalışma yapacak bir peygamber. Biz de onun ümmetiyiz. Onun yolundayız. Yani Saadet Partili olsun, AK Partili olsun, MHP'li olsun, CHP'li olsun, komünist olsun, ne olursa olsun, Amerikalı olsun, İngiliz olsun, Avrupalı olsun, kim olursa olsun onların iyiliği için bu çalışmayı yapıyoruz. Yeni bir dünya bu işte.
sadece milli görüşçülerin iktidarı, sadece Saadet Partililerin iyiliği, sadece Türkiye'deki Müslümanların iyiliği, Orta Doğu Müslümanların kurtuluşu için değil, Amerika'nın varoşlarında sömürcülerin darbeleriyle ezilen insanların kurtuluşu için de bu çalışmayı yapıyoruz. O için biz alemlere rahmet olarak gönderilmiş peygamberin ümmetiyiz. Bu çalışmaları biz yapacağız. Başka kimse yapmayacak. Yani Allah-u Teala bu kavmi helak edip, bu topluluğu helak edip yerine bir daha başka bir ümmet yollamayacak. Kıyamete kadar bu çalışmayı bu ümmet yapacak. Peygamber Efendimiz hicret ederken, demin abimiz ne güzel bahsetti değil mi? O zor dönemleri yaşarken yanında hep gençler vardı. Hazreti Ebubekir'le Taif'e dolu yolculuk yapıp Medine'ye gidecekleri vakit yanlarında çakı taşı bile yoktu. Bir bıçak dahi yoktu. Ancak 8 yıl sonra Mekke'nin fethiyle yeni bir dünya kurdu Peygamber Efendimiz. 8 yıl sonra iki kişi yola çıkıyor, Medine'de bir devlet kuruyor, kurmuş oldukları devlet büyüyor, genişliyor. 8 yıl sonra yurdundan ettikleri, mekanlarından kovdukları, yok etmek üzere ordular hazırlayıp üstlerine gittikleri o bölgeye yeni bir dünyayı kurmak üzere fethiye geliyorlar. Mekke'nin fethi. 40 insanın öldüğü çok büyük bir fethi. İnsanlığın kurtuluşun fethi. Bu olay yaşanırken, hicret başlarken Süraka isminde bir tane izci Peygamber Efendimiz'in başına 200 tane kızıl deve hediye veriliyor. Kim Hazreti Muhammed'i ve yanındakileri getirirse onlara 200 tane kızıl deve hediye edeceğiz. O 200 kızıl deve ki şu anki en lüks Mercedes'leri hayal edin, BMW'leri hayal edin. Öyle bir şey o zamanki hediye. 200 kızıl deve hediye edeceğiz. Bunu heyecanla duyan Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz'in peşine veriyor. Süraka isminde çöl izcisi Peygamber Efendimiz'i görüyor. Yaklaşıyor Peygamber Efendimiz'i yakalayacak, teslim edecek, 200 tane kızıl deve alacak. O heyecanla Peygamber Efendimiz'e yöneliyor. Çeşitli vesilelerle atı batıyor, gitmiyor, dönüyor. Bir şekilde Peygamber Efendimiz'e yaklaşamıyor ve Peygamber Efendimiz'in hak peygamber olduğuna iman ediyor. Ve diyor ki, ey Allah'ın Resulü Muhammed, seni peygamber olarak kabul ediyorum, senin dinine giriyorum diyor. Uzaktan sesleniyor ve Peygamber Efendimiz Suraka'nın yanına geldiği zaman, ey Suraka, Kisra'nın bileziklerini takmak ister misin diyor. Kisra bugünkü Amerika düşünün. Kisra'nın da beyaz sarayları var, Kisra'nın da süper gücü var, Kisra'nın da büyük büyük orduları var. Rustem diye bir adamı var, uluhiyet kanı damarlarında geziyor diye ithaf ediyorlar adama. Böyle bir liderin bileziklerini takmak ister misin diyor. Kim diyor bunu? Peygamber Efendimiz diyor. Yakalanmak üzereyken, yakalanacak neredeyse. Başına ödüller verilmiş, yakalanacak. Ama Peygamber Efendimiz ufku o kadar geniş ki diyor ki, ey Suraka, Kisra'nın bileziklerini takmak istiyor musun diyor. Bugün de genç kardeşlerimize diyoruz ki, ufku bu kadar geniş, ufku bu kadar büyük bir peygamberin ümmeti olarak bize, Sultan Gazi bize dar gelir. Sultan Gazi'de bu çalışmaları yapmak bize dar gelir arkadaşlar. Onun için bizler bugün Kisra'nın saraylarını hedef gösteren peygamberin ümmeti olarak bugün Amerika'nın saraylarını hedef almamız lazım. Roma'yı hedef almamız lazım. Peygamber Efendimiz ufku geniş, Hendek Savaşı'nı hatırlayın. Hendek Savaşı'nda değil mi birçok fethi müjdeliyor. İstanbul'un fethini müjdeliyor. Kisra'nın saraylarını müjdeliyor. Yemen'in fethini müjdeliyor. Peygamber Efendimiz böyle bir peygamber. Biz de böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Bugün genç kardeşlerimizle Sultan Gazi hedefimiz bize az geliyor. Bunun bilincindeyiz. Yeni hedefler çiziyoruz. Sultan Gazi'yi bugün hallettik inşallah. Sultan Gazi'den sonraki hedefimiz Türkiye'yi yaşanabilir bir hale getirmek. Yaşanabilir bir hale gelebilmesi için de gençlerin Ayasofya'da cuma namazları kılması. Ayasofya'da sabah namazlarını kılması lazım. Bunun göstergesi bu olacak. Yani ikinci hedefimiz Ayasofya'da sabah namazı kılmak. Ayasofya'da cuma namazı kılmak. Üçüncü bir hedefimiz Türkiye'yi yeniden büyük hale getirmek. Orta Doğu'da gerçek manada sözü geçerli olan bir ülke olabilmemiz için Mescid-i Aksa'da sabah namazı kılmamız lazım. Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmamız lazım. Hani diyorlar ya, Orta Doğu'da bizden izinsiz dal bile oynamaz. Bunu kim söylüyor? Stratejik derinlik sahibi olan şu anki başbakanımız. Ama bölgede neler oluyor, neler bitiyor? Bir tek Türkiye haber oluyor. Türkiye'de Ankara Başkonsolosluğu bulunan ülkeler kendi vatandaşlarına istihbarat ağlarıyla haber yolluyor. Falanca yerde patlama olacak diyor ülkemizin göbeğinde. Orta Doğu'da dal kımıldamaz diyen ülkemizin yetkilileri bombadan habersiz. MİT müsteşarlığı haberleri internet sitelerinden duyuyor. İçişleri Bakanlığı haberleri telefon mesajlarından duyuyor belki. Onun için Türkiye'yi yeniden büyük yapabilmemizin göstergesi Kudüs'te Mescid-i Aksa'da namaz kılmak. Kudüs'e biz pasaportla girmeyeceğiz. 4 gün vize bize az geliyor. Gittiğimiz zaman 4 günlük vize veriyorlar. 2-3 defa gittik oraya arkadaşlarla. Buradaki bulunan arkadaşlar da gelmişti. Gidiyorsun 4 gün vize veriyor. 1 günde havaalanında adam seni tutuyor. Onun için ne yapacağız? Türkiye'yi yeniden büyük Türkiye haline getireceğiz. Bölgede sözü geçerli.
bölgede istikamet belirleyen bir ülke haline getireceğiz. Ve Mescid-i Aksa'da vizesiz bir uçakla 1 saat 50 dakikada gidebileceğimiz uzaklıkta gidip namazımızı kılacağız. Türkiye'yi böyle yaptıktan sonra yeni bir dünyayı kuracağız. Yeni bir dünyayı kuracağız. Nasıl kuracağız? Faizci kapitalist sistemi, bankacılık sistemini, çağdaş kölelik sistemini ortadan kaldıracağız. Ne yapacağız? Amerika'nın Beyaz Sarayı'na gideceğiz. Faizci ekonomik sistem kalktı. Bundan sonra yeryüzünde adil ekonomik düzen geçerlidir diyeceğiz. Ve yeni bir dünyayı kuracağız. Bunun göstergesi ne olacak? New York'ta, Washington'da Fener alayları yapacağız. Roma'nın fethini inşallah değil mi? Lazio'nun Milan'ın top koşturduğu futbol statlarında kutlayacağız. İstanbul'un fethini nerede kutluyoruz? Beşiktaş stadında kutluyoruz. Ali Sami'nde kutluyoruz. Bazen izin vermiyorlar, ta Kocaeli'ne gidiyoruz. Daha önce izin vermemişlerdi, Elazığ'a gidilmişti. Konya'ya gidilmiş, İstanbul'un fethini oralarda kutlamıştı. Şimdi önümüzde Roma'nın fethi var. Peygamber Efendimiz bu müjdeyi veriyor. Ancak ülkemizin önde gelen kanaat önderleri, dini liderleri bu fetihleri hiç anlatmıyor bize. Bunu anlatanlar kim? Ya bir makine mühendisi, ya bir inşaat mühendisi, ya da inşaat amelesi. Bunu bizler anlatıyoruz. Bakın ülkemizde gelmiş geçmiş birçok müştehit var. Birçok kanaat lideri var, birçok ilim adamı var. Hiçbiri İslam Birliği'nden bahsetmiyor. İslam Birliği'nden mecliste makine mühendisi olan Necmettin Erbakan hocamız bahsediyor. Bugün Sultan Gazi'mizde de gençliğin durumlarını görebilecek çok kapasiteli insanlar var. Hepsi futbol maçlarıyla meşgul oluyor. Değişik değişik şeylerle meşgul oluyor. Ama gençliğin durumunu kimler konuşuyor burada? Tekstilde çalışan kardeşlerimiz konuşuyor. İnşaatta çalışan kardeşlerimiz konuşuyor. Herhangi bir meslekle meşgul olan kardeşlerimiz konuşuyor. Onun için Türkiye'yi yaşanabilir hale getirecek kadro burası. Yeniden büyük hale getirecek kadro burası. Yeni bir dünyayı kuracak kadro burası. Bunun ilk adımını Sultan Gazi'de biz atacağız. 15 mahallede 210 tane genç kardeşimiz ayağa kalkacak. Yeter artık diyecek. Bakın bugün Suriye'de yaşanan savaşları silahla yapan genç kardeşlerimiz 5 yıl önce bizim gibi kahvaltı programları yapan gençlerdi. Mısır'da darbe yaşanmadan önce PlayStation salonlarına gidip PlayStation oynayan gençlerdi. Sahillere gidip denizlerde kumdan kale yapan gençlerdi. Ama bugün zindandalar. Bugün cephedeler. Bugün çayla yapmış olduğumuz, kahvaltıyla yapmış olduğumuz bu savaşı yarın elimize silah alarak yapabiliriz. Namusumuz kirlenebilir. Çocuklarımızın, gözümüzün önünde çocuklarımızın ırzına geçirebilir. İşte bu olabilir. İhtimali sadece bir ihtimal değil. Bunu yapabilecek olan kişilerin hedefi bu. Hedefimizde Türkiye var diye adam alenen rapor yazıyor. Yani Türkiye'yi Suriye gibi yapmak, Irak gibi yapmak, Afganistan gibi yapmak, Filistin gibi yapmak adamların zaten hedefinde. Arzu mevut toprakları içerisinde Türkiye'de var. Onun için ayakta durmamız lazım. Titrememiz lazım. Ayağa kalkmamız lazım. Genç kardeşim bu işi sen yapacaksın, ben yapacağım. Başka kimse yapmayacak. Defalarca konuştuk bunları. Onun için şu an böyle bir teşkilatın mensupları olarak tekrar bir araya geldik. Tekrar ayağa kalktık. Başkanımızın dediği gibi yeniden Bismillah dedik. Bu çalışmaları kaldığı yerden yeniden devam ettireceğiz. Tamam inşallah. İnşallah. Bu kadroları yapacak gençler burada. Bakın hepimiz 12 yaşındayız, 15 yaşındayız, 20 yaşındayız. Başkanımız ne güzel söyledi. 12 yaşında Hazreti Ali Peygamber Efendimiz'in kurmalığını yapıyor. Yani şu teşkilatın 12 yaşındaki gence ihtiyacı var, çocuğa ihtiyacı var. 12 yaşında. Yani bu çocuğun eline oyuncak verip sokağa çıkartamazsın. O donanım onun kalbinde varmış. Bak Peygamber Efendimiz görmüş. 17 yaşındakilerine İslam Orduları Genelkurmay Başkanlığı'nı vermiş. Peygamber Efendimiz Taif'e 17 yaşında emir yollamış 17 yaşında. Usame bin Zeyd 17 yaşında. Yani bunları yapmışlar. Tarihimizde yapılmış bunlar. Yeniden yapabiliriz. Yani bize reşit değilsiniz, yaşınız akledemezsiniz diyorlar. Biz 17 yaşındayız, 20 yaşındayız. Tarihimizdeki büyüklerimiz nasıl yapmışsa aynısını bizler de yapabiliriz. Yaparız arkadaşlar. Kadroları genç olarak bakıldığı zaman Türkiye'deki en güçlü teşkilatlar yine Milli Görüş Teşkilatları. Anadolu Gençlik Dernekleri var. Saadet Partimizin güçlü gençlik teşkilatları var. Yani tekrar ayağa kaldıracak genç kadrolar Saadet Partisi'nde, Milli Görüş Teşkilatları'nda. Diğer siyasi partilerin, diğer sivil toplum kuruluşlarının, gençlerle, gençlikle ilgili kurulmuş olan sivil toplum kuruluşlarının nelerle meşgul olduklarının farkındasınız, görüyorsunuz. Hiçbirinin ideali yeni bir dünya değil. Hiçbirinin ideali gözyaşı akan gençlerin durumlarını düzeltmek değil. Kan, gözyaşı, ızdırap içerisinde feryat eden gençleri kurtarmak değil. Herkes kendi idealini düşünüyor. Kendi istikbalini düşünüyor. Onun için bizler kardeşlerimizin istikbalini düşünüyoruz. Kardeşlerimizin, küçüklerimizin, çocuklarımızın geleceğini düşünüyoruz.
bu aşkla, bu heyecanla bu çalışmaları yapıyoruz. Sultan Gazi'de inşallah bu işi yapacak kadrolar burada. Başkanımız burada, yönetimi burada. Mahalle başkanlarımız burada. En kısa zamanda, toplantı günlerimiz perşembe günü. Mahallelerimizde her kardeşimiz 14 kişi de toplanacak potansiyele sahip. Bilardo'ya 4. arkadaşı götüren, Okey'e 4. arkadaşı götüren, toplantıya 3. 4. 15. de getirir. Getiremez mi arkadaşlar? Adam Okey'e 4. adam bulmak için mesaj çekiyor, telefon açıyor. Ne bileyim evine gidiyor, çağırıyor, zile basıyor, köşe başlığını diziyor. Niçin Okey'e 4. adamı götürecek? Kardeşim yeni bir dünyayı kuracağız, gelir misin? Gelirim, niye gelmeyeceğim? Dışarıdaki genç kardeşlerimiz aç, susuz, bizi bekliyor. İdeolojik bakımdan hiçbir görüşe sahip değil. 15 yaşındaki gence baktığın zaman, 20 yaşındaki gence baktığın zaman dünya görüşü yok. Politize edilmemiş, ideolojisi yok. Nasıl yetişeceğini bilmiyor. Gel genç kardeşim, yeni bir dünyayı kuracağız. İstanbul'un yönünü tesis edeceğiz. Bak bizim görüşlerimiz şu konuda bu, bu konuda bu. Kapitalist sistem bizi sömürüyor. Sabah 8'de işe gidiyorsun, akşam 8'de eve geliyorsun. Televizyon izliyorsun, yatıyorsun, kalkıyorsun, bir daha 8, bir daha 8. Olmaz bu böyle. Ne yapacaksın? Toplantılara geleceksin. Bak biz namaz kılıyoruz. Allah-u Teala namazda bizlere istikamet belirliyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyor. Alemlerin Rabbi benim. Yönetici benim. Kanun koyucu benim. Bana hamd ediyorsunuz, benim dediklerimi yapacaksınız diyor. Namazda 40 defa söylemiyoruz mu bunu? Söylüyoruz değil mi? Birçok şeyi istikametini belirliyor. Allah-u Teala namazda bize Avrupa Birliği'ne girmeyin diyor. غَيْرِ الْمَغْدُوبَ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ Avrupa Birliği'ne giremezsin. Amerika ile el sıkışamazsın. Regaib kandiline gidip İsrail ile anlaşma yapamazsın diyor Allah-u Teala bize. Fatiha suresinde söylüyor. İşte bugünkü ülkemizdeki Müslümanları namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, genç yaşta umreye giden köleler haline getirdiler. Yazıklar olsun, veyl olsun onlara. Biz köle değiliz. Biz namazı kılıyoruz. Namazın ne manaya geldiğini çok iyi biliyoruz. Namazda bize verilen istikametleri en iyi şekilde yerine getirmekle yükümlüyüz. Allah-u Teala namazda bize ne söylettiriyor? غَيْرِ الْمَغْدُوبَ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ Azaba düşmüş, sapmış olan kulların yolunda gitmeyeceksiniz. Avrupa Birliği'ne girmeyeceksiniz. Amerika ile işbirliği yapmayacaksınız. Yahudilerle görüşmeyeceksiniz dedirtiyor bize. Bizler Regaib kandilinde İsrail'le anlaşma yapacak hale geliyoruz. Yazıklar olsun bu ülkedeki yöneticilere. Onun için biz ne yapacağız? صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ Bu doğru yolda, bu istikamet üzere olan yolda peygamberlerin gittiği yola gideceğiz. Salih kulların gittiği yola gideceğiz. Sıddıkların gittiği yola gideceğiz. Şehitlerin gittiği yola gideceğiz. Bunu kim söyletiyor bize? Allah söyletiyor. Günde 40 defa söylüyoruz. Namaz kılıyoruz. Allah-u Teala 40 defa namazda bunu söylettiriyor bize. Namazda istikamet belli. Bu istikameti biz toplantılarda ne yapıyoruz? Programlıyoruz. Programlıyoruz. Gündem geliyor. Gündem gelmiyor mu mahallelerimize? Bu gündemlerde ne yapıyoruz? Biz bu çalışmayı nasıl yapacağız? Bak istikamet o. O istikamette bu çalışma bu şekilde yapılacak diye istişare yapıyoruz. Oruç tutuyoruz. Oruç tutuyoruz. Oruç tutmak aç kalmak değil. Aç kalanların halinden anlamak. Afrika'da en basit ilaçsızlıktan dolayı ölen insanlar var ya. En basit ilaç. Biz ilaçları çöpe atıyoruz. Onların halinden anlayacağız. Hacca gidiyor amca. Safa ile Merve arasında koşup koşup duruyor. Safa ile Merve sadece bir koşu bandı değil. Safa ile Merve'de Allah-u Teala bize bir şeyler anlatmak istiyor. Koşacaksın Metin abi diyor. Koşacaksın. Koşacaksın. Ter akıtacaksın. Alnından ter akacak. Gözünden yaş akacak. Hazreti Hacer Safa ile Merve arasında koştuktan sonra zemzem suyu ayaklarının altından çıktı. Koşacaksın Metin kardeşim. Koşacaksın Abdullah kardeşim. Koşacaksın Halil kardeşim. Koşacaksın. Ömer abi koşacaksın. Alnından ter akacak. Koşacaksın, Allah rahmeti senin ayaklarının altından çıkartacak. Afrika'da en basit ilaçsızlıktan ölenlerin adına sen koşacaksın. Koşacaksın, Allah bu bölgedeki yeraltı kaynaklarını bizim emrimize verecek. Petrol bizim ayağımızın altında. Elmas bizim ayağımızın altında. Amerikalılar işletiyor. Avrupalılar işletiyor, İsrail işletiyor. Akdeniz'de 100 trilyon dolarlık gaz var. En büyük sahil bizim. Biz gaz çıkartamıyoruz, İsrail gazı çıkartıyor, bize satıyor. Bunun anlaşmasını yapıyoruz. Ya bu gaz bizim ayağımızın altında. Biz terleyeceğiz. Allah bizim ayağımızın altından bizim emrimize verecek. Safa ile Merve bunu anlatıyor. Arafat'a 5 milyon hacı çıkıyor. Bu 5 milyon hacı Arafat'ta bir araya geliyor. Irak'ta burnu kanayan bir tane gencin derdine çare olamıyor. Tunus'ta bir tane genç kendini yakıyor. 15 yaşında, 16 yaşında, 17 yaşında bir tane genç kendini yakıyor. Diyor ki kardeşim ben üniversiteyi bitirdim. Ben mühendisim. Pazar arabasıyla niçin elma satayım diye
Feryat ediyor, kendini yakıyor. Arap Baharı bütün dünyaya yön veriyor. Mısır'da Tahrir Meydanı'nda yüz binler toplanıyor, iktidarı değiştiriyor. İhvan-ı Müslim iktidara geliyor. Ama Arafat'ta 5 milyon hacı bir araya geliyor. Filistin'de Kudüs Mescid-i Aksa davasını çözemiyor. Onun için yapmış olduğumuz ibadetlerin manasını bize unutturdular. Namazın ne manaya geldiğini unuttuk. Orucun ne manaya geldiğini unuttuk. Haccın ne manaya geldiğini unuttuk. Zekatın ne manaya geldiğini unuttuk. Zekat, zekat. Enflasyon kaç olacak diye her gün rakamlarla uğraşıyorlar. %10 mu olsun, %1 mi olsun, %5 mi olsun? Enflasyon %2,5 olacak. Ayette Rabbimiz öyle söylüyor. 1/40, %2,5. Unutturdular. Çift haneli haneye geldiği zaman tamam kurtulduk diyorlar. Zekatı unutturdular bize. Bizden şimdi ne yapıyorlar? Faizci sistemle çalışıyorsun, bankaya veriyorsun, zengini zengin yapıyorsun. Ama zekatta Allah-u Teala diyor ki zengin, sen fakire vereceksin. Bize bunu unutturdular. Yani ibadetlerin ne manaya geldiğini unuttuk. Onun için bu ruhu veren teşkilatlar sadır kadroları, milli görüş kadroları. Bugün dünyanın bütün cazibeleri bize gel gel diyor. Değil mi genciz? Gel gel diyor. Makam burada, mevki burada. Bir sürü tek kızlar geliyor çeşit çeşit. Hepinize de geliyordur. Ya gel şunu yapalım, gel buraya gidelim, gel şu platformu kuralım, gel şu siyasi partide hareket edelim. Bu donanım, bu tecrübe sende var, gel gel. Peygamber Efendimiz ne diyor? Bir elime güneşi, bir elime ayı verseler bu davadan dönmem. İşte bu davadan dönmem diyenler elhamdülillah burada. Yaşı 15 olan kardeşimiz daha Saadet Partisi'nin ne zaman kurulduğunu bilmiyor belki. Ama Saadet Partisi'nin yeni bir dünya idealini biliyor. İbadetlerin ne manaya getirdiğini, ruhu verdiğini biliyor. Onun için bu kadrolarda bulunacağız, yorulmayacağız. Başkanımızın dediği gibi acize düşmeyeceğiz. Gayret Allah bizden, tevfik Allah'tan inşallah. Allah bize yardım edecek. Allah var, gam yok. Allah var, dert yok. Allah var, zafer var. İnşallah biz dayanak olarak, rüzgar sahibi olan Allah'a kendimizi dayadık. Rüzgara kendimizi kaptırmadık. Bu kadroların içerisindeyiz. Bütün gücümüzle bu çalışmalara devam edeceğiz. Bütün gücümüzle bu çalışmaları yaparken birçok sıkıntı başımıza gelecek. En yakın tanıdıklarımız, akrabamız, amcamız, dayımız, eşimiz, kardeşimiz, abimiz alay geçecek bizde. Kardeşim ne işin var ya? %1'sin, %1,5'sun diyecek. Ne işin var orada ya diyecek. Diyorlar, dediler de. Hepimize de diyorlar. Ya bu sıkıntılarla hepimiz karşı karşıya geleceğiz. Ancak bu sıkıntılara göğüs gelmenin en basit yolu sabit kadem olmak. En'amte aleyhim. En'amte aleyhim. Doğrularla beraber. Allah-u Teala bize ne diyor? Ne diyor? Tövbe suresinde. Sadıklarla beraber olun. Ya yüellezine amenü ittakullâhe ve kûnû mâ sâdıkîn. Allah'tan korkun, sadıklarla beraber olun. Sözü neyse o olanlarla. 45 yıl önce ne dediyse 45 yıl sonra ne söyleyenlerle beraber olacaksın. Dün dündür, bugün bugündür diyenlerle değil. İsrail terör devleti diyorsun, 2 yıl sonra İsrail'le anlaşma yapıyorsun. Yani bunlarla beraber olmayacaksın diyor Allah-u Teala. Kimle beraber olacaksın? İslam birliğini kuracağım. İslam birliğini kuracağım, İslam birliğini kuracağım. Ahlak ve maneviyat ölçüsünde yeni bir dünyayı kuracağım. 45 yıl sonra da aynı sözü söyleyenlerle beraber olacaksın. Yani real politikacı olmayacağız. Sabit kalem olacağız. Peygamber Efendimiz'in yanında bunun gibi gençler vardı. Bizler de inşallah Ahl-i Saadet'in gençleri gibi tıpkı. O gençler gibi Mekki surelerin bize vermiş olduğu o enerjiyle Ahl-i Saadet derslerimizi görüyoruz değil mi? Ahl-i Saadet derslerimize başlayacağız. Bu derslerle inşallah Mekki surelerin bize vermiş olduğu enerjiyle imanlarımızı inşallah güçlendirerek bu çalışmaları en güzel bir şekilde yapacağız. İnşallah bu gençler, buradaki kardeşlerimiz bu çalışmaları Adem Başkanımız da bu süreçten sonra devam ettirecek. Bizler de bu kadroların içerisinde İl Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev verildi. Oradan devam edeceğiz. Bu görev verilir verilmez. Ertesi gün Adem Başkanımızı aradık. Birçok istişareler yapıldı, birçok temayüller yapıldı. Adem Başkanımızın olduğu kesinleşti. Ertesi gün hemen aradık. Başkanım, Sultan Gazi'de yapılabilecek olan bütün çalışmalarda, yapabileceğim, katılabileceğim bütün çalışmalarda emrinizdeyiz dedik. Yani teşkilatçılık bunu gerektiriyor. Adem Başkanımız, kardeşimiz, abimiz, başkanımız bize bir görev verdiği zaman onu sorumlu olduğu görevden dolayı emir telakki edeceğiz. Yani boyu uzun, yakışıklı, genç, dinamik olduğu için değil. Niçin? Kendisine böyle bir görev verilmiş, bu görevi yapmakla yükümlü, bu sorumluluğun yere getirilebilmesi için de Ömer kardeşim senin şunu yapman lazım dediği zaman bu bir emir telakki olarak kabul edilecek, bu görev yerine getirilecek. Biz bu terbiyeyi yine Kur'an'dan öğreniyoruz. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler diye Allah-u Teala bize ne yapıyor? Sesleniyor. Bizler de kulları olarak buyur ey Rabbim diyoruz, esas duruşa geçiyoruz. Hemen aradık. Başkanım, Sultan Gazi'de yapılabilecek bütün çalışmalarda, Sultan Gazi'de bulunduğumuz gün içerisinde emrinizdeyiz.
emrinizde amadeyiz. Ne görev verirseniz yapacağız dedik. İnşallah buradaki kardeşlerimiz de aynı hassasiyet içerisinde. Bir telefon geldiği zaman hemen telefonuna bakan, bir telefon açıldığı zaman hemen telefonuna cevap veren, bir emir verildiği zaman nezaketen kardeşim şunu yapmamız gerekmez mi demesi bizim için bir emirdir. Samimiyetimiz bu. Allah'ın rızasını kazanmak için bu çalışmalardayız. Bugün il yönetim kuruluyuz, bugün ilçe başkanıyız, bugün mahalle teşkilatındayız. Hangi görev verilirse verilsin, o teşkilat içerisinde verilen görevi temel esaslarımızda bulunan ihsan maddesine göre en güzel şekilde yerine getirirsek Rabbim karşılığını o şekilde bize verecek inşallah. Biz bu duygularla, bu düşüncelerle bu çalışmayı yapıyoruz. Bugün de aynı şekilde bu duygu, düşüncelerle bir araya geldik. Rabbim inşallah burada toplandığımız gibi, sözlerin başında da ifade ettiğim gibi, Mescid-i Aksa'da en kısa zamanda bizlere toplanmayı nasip etsin inşallah. Amin. Bakın bu kadrolar Mescid-i Aksa'da hep beraber namaz kılacak. Mescid-i Aksa'da bir araya gelecek. Şu inanç benim içimde var, bizim içimizde var. Niçin var biliyor musunuz? Bu ateş, bu enerji gözlerden okunuyor. Mescid-i Aksa'yı özgürlüğüne kavuşturacak kuşak, bu kuşakla bizden sonraki kuşak, başka kuşak değil. Onun için bu çalışmaları ona göre yapacağız. Rabbim bu kahvaltı salonunda bulunduğumuz gibi aynı şekilde Mescid-i Aksa'nın avlusuna, bir tarafımızda Kubbetü Sahra, bir tarafımızda Kıble Mescidi, bir tarafımızda Mervan-ı Mescidi, inşallah o manevi atmosferde bir araya gelerek çayımızı yudumlayacağız. Rabbim inşallah bugünleri hepimize gösterecek. Rabbim hepinizden razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Uzattım. Affedin inşallah. Esselamu aleyküm. Başkanlarımızdan razı olsun. Programımızı kapatmadan önce önlerinize verdiğimiz yoklamaları sağ tarafta bulunan ilçe gençlik sekreterimiz Burak sizlere ulaştıralım. Programımızı kapatmadan önce plaket takdimi için ilçe gençlik başkanımız ve il yönetim kurulu üyemizi davet ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim göre değişikliğimize hayırlara vesile kılsın. Arkadaşlar dağılmadan önce inşallah toplu bir resim alacağız. Programımız burada sona ermiştir. Allah hepinizden razı olsun. Gençlik Yönetim Kurulumuz adına hepinize teşekkür ediyorum. Gerçeğin Sesi, hakikathaber.net